Merhaba. Bugün ülkede olan biten her şeyin müsebbibi 15 Temmuz'dur. Aydınlatılmadan süreç anlaşılamaz ve bu en başta cemaatin sorumluluğudur. Bunu 20 sene sonra çekilecek bir belgesele bırakmamak icap ediyor. Bu cümleler yeni değil. 10 Ekim 2017'de "Ben bir kaçağım ama adımı temize çıkarmalıyım." başlıklı TR724 yazısına böyle başlamıştım. Orada 1993 tarihli Kaçak filmini referans gösterip şöyle demiştim. Karısını öldürmekle suçlanan adamın polisten kaçarken gerçek katili aramasının öyküsü. Kaçak. Biliyor ki olağan şüpheli. Biliyor ki deliller aleyhine. Biliyor ki medya katil olduğuna inanıyor. Biliyor ki polisler paçayı kurtarmak için kendini suçluyor. Biliyor ki katili bulmadan kaçak hayatı bitmeyecek. Biliyor ki yakalanırsa gerçek katil hiç bulunamayacak. 13 Temmuz 2022'de Askeri Öğrenci Komitesi'nin YouTube kanalında Mavi Otobüs belgeseli yayımlandı. Belgesel Türkiye'deki medya mahallesinin canını çok sıktı. Neden sıkmasın ki? Karşınızda sizi anlamaya çalışan ortaya belgeli bir hakikat çıktığında hikayesini revize edecek bir model yok. Ve yine karşınızda rejimin sadık bendeleri var. İktidarın açtığı zararsız alanda muhalefet yapıyormuş gibi görünen icazetli muhalifler. Özenle ve ısrarla devletin resmi tezlerinin propagandasını yapmakla yükümlüler. Ve bunu yaparken 11. kattan jet uçaklarına kafa atmak suretiyle şehit olanlar filan gibi embesil argümanları kullanacak kadar da aptal değiller. Bu sebeple resmi tezlerin dışına çıkan olursa yaylım ateşe geçiyorlar. Ondandır ki belgesele konuşan 6 harbiyelinin tüm eleştiri ve saldırılara büyük bir metanet ve sabırla yaklaşmalarını, cevap vermelerini çok önemsiyorum. Öyle sistematik bir operasyon götürülüyor ki, tutuklu ve hükümlü yakınlarına yardım edenlere dahi göz açtırmıyorlar. Cemaate dönük insan hakkı ihlallerine girilmesini istemiyorlar. Bahsedilsin, konuşulsun, arzu etmiyorlar. Bunlara değinen otomatikman FETÖ'cü oluyor. Dışarıda da durum böyle. Misal, Avrupa'daki sürgün gazeteciler demokrasi paneline ismi cemaatle anılan kimseyi çağırmıyor. Yine hatırlayın. Bülent Ceyhan 15 Temmuz'dan sonra gözaltına alınan Gökhan Açıkkolun'un polis nezaretinde işkence altında öldüğünü belgeledi. Buna gazetecilik ödülü verenler mahalle ayağa kalkınca sıkılmadan ödülü iptal ettiler. Bakmayın bu tür süreçler vicdan sahiplerini kızdırsa da ön yargılı ve kimi faşist dostları göstermesi açısından son derece ufuk açıcı. İyot gibi deşifre oluyorlar. Çünkü mahalle baskısı tavır koymalarını istiyor ve bunu bekliyor. Haliyle Twitter'daki polemik çok yararlı oldu. Ne demiş eskiler? Müsaademeyi efkardan barikayı hakikat doğar. Yani fikirlerin çatışması gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. 15 Temmuz kutlamaları bu yıl cılız geçmiş. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Operasyonel cephe panikte. İnşa ettikleri kağıttan kulelerin bir püflemeyle çökeceğini görüyorlar. Bugüne kadar anlattıkları yalanların kölesi durumundalar. Bastırdıkça da tıpkı iktidar gibi batıyorlar. Verdikleri esasen bir tür varlık yokluk savaşı. Bu cephe kamu yararıyla değil, kime yaradığıyla ilgilenir. Teşbihte hata olmaz. Kapıları açıp cennet ve cehennemi gösterseniz dahi bunu siz yaptığınız için imana gelmezler. Ondandır ki doğru olduğunu bildikleri halde 17-25 Aralık dosyasına dönüp bakmadılar. Ve fakat Sedat Peker'in ifşalarıyla ilgilendiler. Oysa Peker 40 defa bir kurtarıcı olmadığını söyledi. Temiz toplum için mücadele eden biri değildi. Zaten bunun bir önemi de yoktur. Bunu mahalle de çok iyi bilir ya neyse. Kastettiğim şu. 17-25 Aralık'ta bir hesap var. Biz bu kavganın tarafı olmayacağız diyenler. Yahu Sedat Peker. Benzer bir kavga götürmüyor mu? Diyelim ki 17-25'te haklısınız. Orada bir temiz toplum çabası yoktu filan. Sedat Peker'in çabasında, Sedat Peker'in mücadelesinde bu var mı? Oraya bakmadığınızda niye burayla ilgileniyorsunuz? Bunları ikna edemezsiniz. Laflarını ağızlarına tıkacaksınız. Haklılığınızı güçlü argümanlarla ortaya koyacaksınız ki kafalarını kaldıramasınlar. Ortada bir bataklık yok esasen. Sinekler var.